Allah-u Teala her şeyi çok güzel bir şekilde açıklamıştır. Mesela Hac suresinin 31. ayetine bir bakalım. Allah-u Teala burada şöyle diyor. Yani Allah'a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler olun. Allah'ın belirlediği doğru yola yöneleceksiniz. Yanlış yollarla ilişkilerinizi kesip doğru yola yöneleceksiniz. Ve Allah'a ortak koşmayacaksınız. Ne demek Allah'a ortak koşmaya? Allah'ı ikinci sıraya koymayacaksınız. Ya tamam Allah'ın emrini biliyorum ama şu anda benim işte ihtiyacım var. Hayır. Allah'ın emrini yapacaksın. Şirk en büyük günah mesela. Ve men yüşrik billah. Kim Allah'a ortak koşar, Allah'ı ikinci sıraya koyarsa, en büyük günahın nasıl o şey yaptığını Allah bize bildiriyor. Peki ennema harra minessema. Sanki gökten düşmüş, çok yüksek bir yerden, diyelim Allah muhafaza bir uçaktan mesela sizi attılar aşağıya doğru. Fetahtafuhu tayr. Kendini kuşlar kapışıyor. Kuşlar hemen gelmiş şey yapıyor. Bir taraftan aşağı düşmenin korkusu var, bir taraftan kuşlar tarafından paylaşılma korkusu var. Ne olur bu adam? Çok ciddi bir bunalma duyarız ya, sanki ben kendimi büyük bir boşlukta hissettim. Çünkü çok büyük bir sıkıntı işte. Allah-u Teala yanlış yapanların nasıl uyardığını da burada gösteriyor. Onun gibi olur diyor. E şimdi bu ne olmuş oluyor? Çok güçlü bir delil oluyor değil mi? Yani bürhan oluyor işte. Ev tehvi bihir rihu min mekanin sahik. Sanki rüzgar onu uzak bir yerden sürüklüyor. Böyle uzak bir yerden almış öbür tarafa götürüyormuş gibi. Yani bir rüzgara katıldık gidiyoruz. Ben bir türlü kendimi ne yapmış oluyor? İçinde bulunmuş olduğu ve tercih ettiği o kötü şartlar o kendisini bunaltır. Onun için bu tür insanlar işte içkiyle, oyunla, eğlenceyle bir takım şeylerle kendilerini biraz tatmin etmeye, rahatlatmaya çalışırlar. Ondan dolayı yaptıklarının yanlış olduğunu hepsi de çok iyi bilir. Ama menfaatlerini tercih ettikleri için bunu yapamazlar.